Ekin Fırat'a neden saldırmış ki? Aşkım, uyanmadın mı hala? Ya bırak kavgayı, olaya gelsen. Ekin sevgili yapmış. Kızı tanıyan var mı? Hayır baby. Ayşegül ya, uyansana. Kilit kız Ayşegül, bütün bilgiler onda. Günaydın. Hadi bana gelin, brunch ve dedikodu vaat ediyorum. Tamam. Hacer teyzeciğim. Ayşegül, yavrum. Buyur canım. Arkadaşlarıma terasta bir brunch yapacağız da böyle hafif bir şeyler hazırlar mısın? Tabii hazırlarız efendim. Bir de ikisi bizimle ilgilensinler. Sibel'e hiç gerek yok. Bunları giysinler, misafirlerin önüne bu kılıkta çıkmasınlar. Böylesi daha iyi olacak. Tabii efendim. Eda, ne yapıyorsun sen ya? Biz demin ne yaşadık burada? Yaren bak ben bunu öldürürüm ha. Kafasına zaten 3 tel saçı var, onları da ben yolarım. Ne var ya bizim kılığımızda? Biz niye bunları giyiyoruz Yaren? Önlük bile koymuş ya, ben giymem bunları. Eda sen niye akıllanmıyorsun ya? Biraz sus. Eda. Yani misafirlerin yanındayken giyiverin işte. Onlar gidince çıkarırsınız. Beni Ayşegül'le karşı karşıya bırakmayın Allah aşkına. Ay yok canım giyemem. Eda saçma sapan konuşma gel hadi. Gerçekten ben artık bu hayatı yaşamak istemiyorum Yaren. Çok sıkıldım. Giymeyeceğim işte onları Yaren. Ver onları Hacer teyzeciğim. Üzülme sen tamam mı? Ne olur üzülme. Ben onu halledeceğim. Tamam peki. Eda. Ay kızlar çok güzel. Nasılım? Harika oldun. Pelo, bu muhteşem. Çok sağ ol. Rica ederim tatlım. Onu Amerika'da bir vintage mağazasından aldım. Ayşegül'cüm, bu arada seninkini de Meksika sınırından aldım. Alırken de hayatında artık bir sevginin olmasını diledim. İyi şans getiriyormuş da. Çok tatlı, sağ ol. Ay bu arada kızlar ben bir süre uçmayacağım. Yoruldum ya. Ev kuşuyum artık. Ayşegül, gıybet grubumuzun gündemi belli. Ekin'in şu esrarengiz sevgilisini açıklayacak mısın artık? Bilmiyorum ya. Bir bakayım. Açıklasam mı? Ay ama bir heves bunun için geldik ya tatlım. Bence kız yabancı. Bizim ortamlardan değil çünkü. Yurt dışında yaşıyor diyorsun yani. Yani bence öyle Türk değil. Hatta birazcık Latin tipi var. Ayşegül'cüm öyle mi? Bir konuşsam diyorum artık. Şöyle ben kızı zaten buraya davet ettim arkadaşlar. Birazdan kendiniz tanışırsınız. Ay yok artık olaya gel. Ekin bayağı ciddi o zaman bu kızla. Eve girip çıkmalar, sizle tanıştırmalar, sergilere gelmeler falan. Vallahi ben bu zamana kadar Ekin'in yanında 3 günden fazla aynı kızı görmedim. Şoktayım yani şu an. Ayşegül'cüm, senin bu kızla samimiyetin ne durumda? Sık sık eve gelip gidiyor mu? Ha? Her gün. Her gün burada. Latin mi peki? Ya azıcık sabredin ya. Ay Ayşegül çok fenasın ya. İyi tamam. Kısaltayım bari biraz. Kısaltma. Çok kötü Yaren ya. Sırf Ayşegül istiyor diye giydiğimiz için çok mutsuzum Yaren. Ona ne ya bizim kıyafetimizden? Ben giymek istemiyorum ki bunları. Ayşegül'ün lafıyla hizmetçi kıyafeti giyiyoruz ya. Yaren bir şey söylüyorum. Niye benimle konuşmuyorsun? Ne oldu sabah sabah bir tuhafsın sen? Sergide bizim fotoğraflarımızı çektiler ya. Benim fotoğrafımı alıp Ekin Bey'in gizemli sevgilisi diye haber yapmışlar. Şaka yapıyorsun. Makasine mi çıktın sen? Ben de var mıyım yanında? Nasıl bulacağım haberi? Ne yazacağım? Ekin Ünal yaz çıkıyor zaten. Ekin Ünal. Yaren. Ay ben yokum ama yanında ama olsun. Olsun, çok güzel gözüküyorsun. Nasıl güzel çıkmışsın yine. Senin nereden haberin oldu? Nereden biliyorsun? İkinci sabah gel konuşalım dedi. Haberi düzelttirecekmiş. Ne yapacakmış? Rahatsız mı olmuş senden? Geç kalmasın, söyle ona elini çabuk tutsun Ekin Bey. Paşama bak sen ya. Kurban olsun kızım o sana, kurban olsun. Herhalde rahatsız oldu. Vallahi Yaren sakın kendini üzme. Ben sana nasıl baktığını görüyorum. Böyle karşına geçip robot gibi kalıyor, hiçbir şey konuşamıyor ama gizli bakışların hepsini yakaladım ben. İçinin yağları eriyor bence. İstediği kadar kaçak oynasın, bir gün yakalanacak. Eda, tamam. Yeter, ben gerçekten Ekin hakkında konuşmak istemiyorum, tamam mı? Kapansın bu konu. Lütfen. İyi, tamam. Yaren. Hı? Bizim yurtta bir tane Karadenizli temizlikçi abla vardı, hatırlıyor musun? Bizim kızlara ne derdi? Huu, erkek değil mi o? Topunun köküne kibrit suyu. Eda ya. Neyse bak, birazdan ciyaklayacak. Hadi şunları götürelim. Yaren, heh, bu kibrit suyu nerede satılıyor sence? Eda, Allah Allah ya. Saçmalama. Canım şaka yapacaktım ya. Otopsi diye bir şey var, çıkar orada herhalde. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Ayşegül'le daha fazla kavga etme, tamam mı? Takışma. Bundan sonra başımızı beladan uzak tutmamız lazım. Defne de var şimdi, çocukla hiçbir yere gidemeyiz. Anladın mı beni? Biliyorum. Biliyorum yani. Hoş, ben sana attığı tokadın hesabını sorardım. Ama yapmayacağım. Yapmayacağım. Arasana şu kızı, ne zaman gelecek? Bir adı yok mu bu kızın? Söylemem. Bekleyin, birazdan göreceksiniz. Ay amma gizem yaptın Ayşegül ya. Oh, atıştırmalıklarımız da geldi. Masaya hazırlayın lütfen. Fulya, sana bir link attım, ona bir bakar mısın? Haftaya parti var ya, onun için aldım. Nasıl ya? Bu Ekin'in yanındaki kız değil mi? Pardon, bir bakar mısın? Vallahi o. Arkadaşlar, gizemli kızımızın adı Yaren. Kendisi bizim hizmetçimiz. O yüzden her gün bu evde. Ya? Tamam, anladık hizmetçiniz de Ekin'le ne alaka ya? Orası da şöyle, Lale Sergi'de bizim hizmetçi kızın fotoğrafını kullanmış. Ekin de sergiye giderken acımış, arabayla onu da götürmüş. Yani olay bundan ibaret. Ayşegül, sen bizi resmen trolledin. Evet, bizim Latin hizmetçimiz var, çok havalı. Yok artık ya, biz de Ekin'le kızla nikah masasına oturtuyorduk neredeyse. Çok komik. Vallahi beni bayağı eğlendirdiniz kızlar ya. Ayşegül Hanımcığım, başka bir şey ister misiniz? İstersek söyleriz. Teşekkürler. Ben en iyisi bunu arkadaşlarımın yanında döveyim ha. Yaren, şurayı temizler misin? Yaren'in işi var, ben temizleyeyim. Senin adın Yaren mi? Sana soru sorulmadıkça lafa atlama, olur mu? Ben temizlerim Eda'cığım. Bana da bir yeni bardak getirin lütfen. Bir de tatlı yeriz değil mi kızlar? Olur olur, yeriz ya. Evet, tatlı da getirin. Bir de biraz kuru yemiş. Eda'cığım hadi, sen Ayşegül Hanım'ın istediklerini getir. Hadi. Şimdi temizliyorum Ayşegül Hanım. Banu nerelerde ya? Hiç görünmüyor. Biz de görüşemiyoruz. Güzellik salonunu boşaltıyordu en son. Yazık, iflastan sonra bir daha toparlanamadı o kız ya. Evet. Biz de iş yapacaktık da işte aramalarıma zor dönüyor. Ayşegül, ne yapıyorsun sen? Kamuoyunu aydınlatmak lazım, değil mi arkadaşlar? Herkes hizmetçimizi Ekin'in sevgilisini zannetmesin. Senin bir arkadaşın vardı, sanki magazin sitesi vardı değil mi? Oraya sen yollar mısın fotoğrafları? Benden çıktığı belli olmasın. Tabii tabii, atarım ben. Sen merak etme. Okey.